Limonana. Reklam yapılacak yer bulursanız limonata yapın. Limonata Amerika'da ve başka yerlerde yaz mevsiminin başlıca içeceklerinden biri sayılır ve ona mevsimin gayri resmi içkisi denmesine pek itiraz eden çıkmaz. Birçok çeşit ve kombinasyonu vardır ve birçok okullu gence geçici yaz işi imkanı sağlar. Pazarlama ve reklamcılık profesyonellerinin nesiller boyunca ilk iş tecrübelerini limonata standlarında edindiğini söylemek yanlış olmaz. Fakat bir olayda tam tersi oldu, profesyonellik limonatadan önce geldi. Limonana, Orta Doğu'ya özgü bir limonata türüdür. İçine öğütülmüş nane yaprakları ve tatlandırıcılar katılarak tadı zenginleştirilmiş limon suyundan yapılır. Normalde taze olarak hazırlanan bu karışım, İsrail'li bir reklam ajansının yerel şöhretleri yeşil limonana içerken gösterdiği ustalıkla işlenmiş bir reklam kampanyasıyla toplum tarafından 1990'larda tanınır hale geldi. Sadece halk otobüslerinde sergilenen bu reklam afişleri işe yaradı. Susamış İsrailler ilk limonanalarını tatmak için tercih ettikleri satıcılara gittiler. Bu talep satıcıları da zor durumda bıraktı. Limonana diye bir içeceği mevcut olmadığı ortaya çıktı. Bu reklam ajansı tarafından uydurulmuş bir üründü. Halk otobüsleri tarihin büyük bölümü boyunca İsrail'deki en başlıca ulaşım vasıtası olmuştur. Fakat onların ürün reklam mecraları olarak kullanımına ciddi şüpheyle yaklaşılmaktaydı. Bu konuda ikna olmayan reklamcılar dolayısıyla bu reklam yerleri için para ödemekte ağır davranıyorlardı ki bu durum otobüsün iç ve dış reklam alanlarının yerleri olarak değerli ve işe yarar olduklarına inanan ajansları öfkelendiriyordu. Fogel Levin adlı bir ajans bu sorunu kendi başına çözmeye karar verdi ve bu reklam mecrasının değerli olduğunu kanıtlamayı umarak otobüslerde reklam alanını satın aldı. Bu arada ajans ürünü de yarattı. Bazı karışımlarla uydurma bir limonana hazırladı veya en azından böyle bir isim verdi. Karışım muhtemelen yerel bir tarifti ve İsrail futbolunun en iyilerinden biri kabul edilen Eli Ohana ile bir sözleşme imzalayarak ürünün promosyonunu yaptı. Bunu bu hayali ürün için diğer ünlülerle yapılan sözleşmeler takip etti ve 2 hafta içinde reklamların etkisi altına giren İsrailler sonunda limonana içme imkanına kavuşacaklarını ikna oldular. Satıcılar da ikna oldu. Limonana tanımı mümkün bir kelimedir. Limon kökeni İbranice ve Arapça bir kelimedir ve nana ise her iki dilde de nane anlamına gelir. Net bir tarifi olmasa bile limonana herkesin rahatlıkla tahmin edebileceği üzere basit bir naneli limonatadır. Ki insanları onu evlerinde basitçe hazırlamak varken neden satın almayı tercih ettiklerini anlamak oldukça zor. Böylelikle hayali bir ürün doğmuş oldu. Limonana'yı İsrail'in her köşesinde, komşu ülkelerde ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'da da birçok kafede bulmak mümkün. Böylece otobüsler de İsrail'de olan reklam alanları haline gelmiştir. San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'nin böbrek taşı merkezine göre limonata böbrek taşlarının bertaraf edilmesine yardımcı olur. Bütün turunçgillerde statinin bir türevi olan sitrik asit bulunmasına rağmen içlerinde en yüksek sitrik asit yoğunluğuna sahip olan limondur. Her gün 2 litre suya karıştırılarak içilen 115 gram kadar limon suyu böbrek taşı oluşumunu %80'den daha yüksek bir nispette azaltır.